Yıldırım Bayezid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 4. padişahı ve Sultan 1. Murat'ın oğludur. Annesi ise Gülçiçek Hatun'dur. Yıldırım Bayezid 1360 yılında doğmuş ve Lala eğitimini Kütahya'da tamamlamıştır. Dönemin büyük alimlerinden İslam ve ilmihal dersleri almış, savaş ve savunma üzerine de küçük yaşta eğitilmiştir. 21 yaşına geldiğinde Germiyan oğullarının padişahı Süleyman Şah'ın kızıyla evlenmiştir. Haçlı ordularının başlattığı 1. Kosova Savaşı ile birlikte babası tarafından Osmanlı ordusunun sağ kanadı komutanlığına atanmıştır. Bu kısımda ordusuyla birlikte Sırplara büyük darbe vuran Yıldırım Bayezid, savaşın kazanılmasında da en büyük katkıyı sağlamıştır. Ancak savaş sırasında babası 1. Murat'ı kaybetmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 4. padişahı olarak tahta oturmuştur. Bizans bu dönemde sürekli olarak Haçlıları Osmanlılar üzerine kışkırtıyor, Osmanlı Devleti'ni parçalamak ve Anadolu'da siyasi birliğin kurulmasını önlemek için her yola başvuruyordu. Diğer yandan Anadolu ve Trakya'daki topraklarını kaybetmesine rağmen İstanbul'u elinde tutarak Osmanlı toprak bütünlüğünü zedeliyor ve iki kıta arasındaki geçişleri zorlaştırıyordu. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Balkanlara doğru güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için İstanbul'u mutlaka fethetmesi gerekiyordu. Bu nedenle 1391 yılında başlatılan İstanbul kuşatması aralıklarla 1396 yılına kadar devam etti. Bu tarihlerde Haçlıların Nibolu Kalesi önlerine gelmesi üzerine Yıldırım Bayezid kuşatmayı yarıda kesmek zorunda kaldı. Nibolu zaferinden sonra Yıldırım Bayezid kuşatmayı kaldığı yerden tekrar devam ettirdi. Padişah, Karadeniz yoluyla Bizans'a gelebilecek yardımları engellemek için İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasına güzelce hisarı yaptırdı. Böylece dışarıdan yardım alma ümitlerini büyük ölçüde kaybeden Bizans, barış istemek zorunda kaldı. 1400 yılında iki taraf arasında yapılan antlaşmaya göre Bizans İmparatoru İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulmasına izin verdi. Yine bu anlaşmayla İmparator Osmanlı Devleti'ne 10.000 duka altın yıllık vergi ödemeyi, şehirdeki Müslümanlar için kadı atanmasını ve İstanbul'daki camilerde Osmanlı Padişahı adına hutbe okunmasını kabul etti. Bayezid İstanbul'u kuşatırken Balkanlarda yeni bir Haçlı ittifakı ortaya çıktı. Macarlar ve Venedikliler ittifak kurarak Osmanlı'ya karşı yeni bir Haçlı seferi teşkil edilmesine ön ayak oldular. Balkanların en güçlü krallığı durumunda bulunan Macarlar ve deniz kuvvetleri bakımından oldukça güçlü durumda bulunan Venedikliler Osmanlı'ya karşı ittifak kurdular. Bu orduyu Macar kralı Sigismund yönetiyordu. Haçlı ordusu Bayezid'in ordusunun geldiğini fark etmemişti. Amaçları Doğan Bey'in koruduğu kaleyi kuşatmaktı. Bayezid bizzat gece karanlığında hisarın yakınlarına gelerek Doğan Bey'e seslenerek sabaha kadar direnmesini emretti. Osmanlı kuvvetleri beklenmedik bir taarruzla harekete geçip Haçlı ordusunun savunma yapmalarına imkan vermeden saldırıya geçtiler. Savaşın seyri Osmanlı ordusunun inisiyatifine geçti. Haçlı ordusu kale kuşatması için teşkil edilmiş ordusunu savunma düzenine geçirmekte zorlanınca sayıca üstün olmalarına rağmen Osmanlı askerlerinin planlı ve kararlı saldırılar karşısında büyük bir bozguna uğradılar. Bu zafer sonunda Eflak ve Boğdan Osmanlı üstünlüğünü tanıdı. Bulgar krallığına tamamen son verildi. Halife Yıldırım Bayezid'e Sultanı İklim-i Rum unvanını verdi. Böylece Osmanlı Devleti'nin İslam dünyası üzerindeki etkinliği ve saygınlığı arttı. Anadolu'da Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları, Orhan Bey'in taht kavgalarından yararlanarak aldığı Karesioğulları Beyliğini Osmanlı topraklarına katmasıyla başlamıştı. Osmanlılar 1. Murat döneminde Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamada barışçı bir politika izledi. Germiyan oğulları ile kurulan akrabalık sonucunda Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı Osmanlılara geçti. Hamit oğullarından ise
para karşılığı Akşehir, Beyşehir, Yalvaç, Seydişehir ve Isparta alınmıştı. Bayezid dönemine geldiğimizde ise Timur tehlikesi ortaya çıkmış ve Anadolu'ya geçen Yıldırım Bayezid savaş yoluyla Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Hamitoğulları, Eratna Beyliği ve Candaroğullarının Kastamonu kolunu Osmanlı topraklarına kattı. Böylece Anadolu'da ilk defa Türk siyasi birliği büyük ölçüde sağlanmış oldu. Yıldırım Bayezid'in Anadolu'daki fetihleri sonucunda Osmanlı Devleti ile Timur Devleti sınır komşusu haline geldi. Çin üzerine sefer düzenlemek isteyen Timur, arkasında sürekli büyüyen ve güçlenen Osmanlı Devleti'ni bir tehdit olarak görmeye başladı. Osmanlı Devleti'nin son verdiği beylikler Timur'a sığınarak onu kışkırttılar. Timur'dan kaçan Karakoyunlu ve Celairoğlu hükümdarları da Yıldırım Bayezid'i kışkırtınca iki devlet 1402'de Ankara Çubukova'sında karşılaştı. Timur'un ordusu Bayezid'inkinden daha kalabalıktı. Asker ve malzeme bakımından da daha üstündü. Fillerle desteklenmişti. Buna rağmen savaşın başlarında Osmanlılar daha iyi durumdaydı. Fakat Osmanlı ordusundaki Kara Tatarlarla Anadolu beyliklerine bağlı bazı askerlerin Timur'un ordusuna geçmesiyle savaşın kaderi değişti. Savaş Timur'un lehine döndü. Savaş devam ederken Bayezid'in oğullarından Süleyman ve Mehmet Çelebi kuşatmayı yararak kaçmayı başardılar. Bayezid, Çataltepe'de emrinde 300 kişilik askeriyle atının sırtında çarpışarak Timur tarafından yakalandı ve esir edildi. Ankara Savaşı böylece Osmanlı Devleti için büyük bir hezimet olarak tarihe mal oldu. Ankara Savaşı sonucunda Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu. Anadolu Türk beylikleri yeniden kuruldu. Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında 11 yıl süren ve Fetret Devri adı verilen taht mücadeleleri dönemi başladı. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki fetihleri durdu. İstanbul'un fethi ise 50 yıl gecikti. Anadolu'da sosyal ve ekonomik düzen bozuldu. Yıldırım Bayezid, Timur'la yaptığı Ankara Savaşı'nda yenilerek esir düştükten sonra 13 yıl süren saltanatı sonunda esaretinin başlamasından 7 ay 12 gün sonra vefat etti.